Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Titizlikle çalışarak hazırladığım son kitabımı okuduysanız ilk aklınıza gelen yorumu yapmanızı istiyorum cümlesinde ilk aklınıza şeklinde kullanamayız. Aklın ilki anlamı çıkar buradan. O nedenle burada aklınıza gelen ilk yorumu şeklinde kullanılmalıydı. Sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcuttur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi doğru yerde kullanılmamıştır? Bütün gün yalnız odamda oturmaktan sıkılmıştım cümlesinde bütün gün şeklinde kullanabiliriz ancak yalnız odamda diyemeyiz. Odamda yalnız oturmaktan şeklinde olmalıydı. Doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. Hemen kalkarak birkaç dostumu aradım ve onlarla akşam buluşmak için sözleştik cümlesinde ise hemen Birkaç akşam sözcükleri doğru yerde kullanılmış. O nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A seçeneğinde çocuklara doğaya ve hayvanlara saygı duymasını küçük yaşlardan itibaren öğretirsek mutlu bir gelecek yetişir cümlesinde burada saygı duymasını değil Saygı duymayı şeklinde kullanılmalıydı sözcüğümüz. Fiilimsi yanlışlığı kaynaklı bir anlatım bozukluğumuz mevcut. B, C, D ve E'de herhangi bir anlatım bozukluğu bulunmadığından doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının hangisinin nedeni ayraç içinde yanlış verilmiştir? A seçeneğinde İş yerinde bu koşul ve şartlar altında çalışmam mümkün değil cümlesinde koşul ve şart eş anlamlı sözcüklerdir. O nedenle bir tanesini kullanması yeterliydi. Gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. Doğrudur. B'de elektrik direklerindeki teller akım yetersizliğinden dolayı yeniden döşenecek cümlesinde akım yetersizliği değil, akım düşüklüğünden demeliydi. Bu nedenle sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. C'de hiçbir aklına gelen sözcüğü anlamını bilmeden kullanmamalısın cümlesinde hiçbir akıl şeklinde kullanmayız. Aklına gelen hiçbir sözcüğü şeklinde olmalıydı. Sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcuttur. DD sınıftaki öğrencilerden saygılı ve derslerden herhangi birinde zayıfı olmayanları müdür çağırıyor cümlesinde burada saygılı olanları şeklinde kullanmalıydı. Öbür türlü çünkü saygılı olmayanları gibi bir anlam çıkar. Bu nedenle yardımcı eylem eksikliği kaynaklı anlatım bozukluğu mevcuttur. E seçeneğinde etrafındakilerin sözlerine pek kulak asmaz ve ciddiye almazdı cümlesinde onları ciddiye almazdı şeklinde olmalıydı. Ancak burada özne eksikliği değil nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcuttur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir mektuptan alınan yukarıdaki parçadan numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Burada 3 numaralı cümleye bakarsak uzun diyarlardan gelen rüzgarın bile diye devam eden cümlede burada uzun değil uzak diyarlardan şeklinde kullanmalıydı. Bu nedenle sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcut. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yazarlar topluma sundukları eserlerde kendi duygu ve düşüncelerini yansıtırken bir yandan da içinde bulunduğu çağı anlatıp yol göstericisi olur cümlesinde burada toplumun yol göstericisi olur şeklinde kullanılmalıydı. Toplumun yol göstericisi bir tamlama olduğundan ilk sözcüğümüz tamlayan olur. Tamlayan eksikliği kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin kaçında anlatım bozukluğu vardır? Birincisinde serinletici rüzgarların değil serin rüzgarların şeklinde olmalıydı. Burada anlatım bozukluğu var. İkincisinde başvuru yapması şeklinde değil başvurması şeklinde olmalıydı. Yardımcı eylemin gereksiz kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğumuz mevcut. Üçte sen ve arkadaşın benden niçin kaçıyorsunuz cümlesinde bir anlatım bozukluğu yok. Dörtte ders çalışma konusundaki en önemli eksiklerinden biri şeklinde değil, sorunlarından biri geç uyumak ve isteksizlikti yapmalıydı cümleyi. Bu nedenle yine bir anlatım bozukluğumuz mevcut. Beşte eskiden bu saatlerde sokaklarda çocuklar oynardı. Şimdi ise sokaklar bomboş cümlesinde bir anlatım bozukluğu mevcut değil. Altı da hiçbir aklı başında olan kişiler değil, aklı başında olan hiçbir kişi şeklinde yapmalıydı sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. 7'de ise ülkemiz gelişmesi için gençlere çok büyük görevler düşmektedir cümlesinde burada ülkemizin gelişmesi şeklinde yapmalıydı. Tamlayan eki eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu var. Sınıftakilerin hiçbiri konuşmuyordu. Herkes sessizce öğretmenlerin verdiği ödevi yapıyordu cümlesinde ise yine bir anlatım bozukluğu mevcut değil saydığımızda 5 tane olacağından doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir cümleden tek bir anlamın çıkması ve cümlenin başka anlamları düşündürmemesi açıklık ilkesiyle ilgilidir. Açık olmayan cümlelerde anlam tam olarak tamamlanmamıştır. Kişi cümleden farklı anlamlar çıkarabilmektedir. Dilimizde yaygın şekilde kullanılan bu tarz açık olmayan cümleler anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklık ilkesine aykırılıktan kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır? Burada B seçeneğine bakalım. Bilgisayarının yavaş çalışmasının en büyük nedeni bilgisayarındaki belgelerin çokluğudur cümlesinde senin bilgisayarındaki mi yoksa onun bilgisayarının yavaş çalışmasından mı bahsediyoruz? Böyle bir anlam ikiliği söz konusudur. O nedenle açıklık ilkesine aykırılık vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümleler yapılan anlatım bozukluklarına göre ikişerle eşleştirilirse hangi cümle dışarıda kalır? A seçeneğinde gecenin karanlığında sokak lambalarından yankılanan ışık her yeri aydınlatıyordu cümlesinde ışık yankılanmaz, ışık yansır. O nedenle burada yansıyan ışık demeliydi sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcut. B'de bu yaz arkadaşlarımla birlikte tatile gitmeyi planlıyoruz cümlesinde ise buradaki ile zaten birliktelik anlamı katar. O nedenle bir daha birlikte demesine gerek yoktur. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcut. C'de kitabını okuduğum psikolog okul hayatına erken yaşta başlayan çocukların okuldan çok çabuk sıkılacaklarını savunuyordu cümlesinde. Burada bir görüşten bahsetmiş. Görüşten bahsederken çok çabuk sıkılacaklarını ileri sürüyordu şeklinde kullanmalıydı. Savunmak, haklı göstermek, haklı çıkarmak şeklinde kullanılır. Bu nedenle yine sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. Böylelikle A ve C eşleşir. Geçen yıl gittiğim tatil yöresine tekrardan bir daha gitmeyi düşünmüyorum cümlesinde tekrardan ve bir daha aynı anlamdadır. Bu nedenle ikisinden birini kullanmaması gerekirdi. Yine gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut. B ile D de eşleşeceğinden doğru cevabımız geldi. Ancak anlatım bozukluğunun sebebine bakalım. Öğrencilere her şeyden önce iyi bir birey olmayı öğrettiğiniz için sizi kutlar ve teşekkür ederim cümlesinde sizi kutlar diyebiliriz ancak sizi teşekkür ederim diyemeyiz. O nedenle burada size teşekkür ederim demeliydi. Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcuttur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.